kimim? Bu insanlar kim? Sahte yüzlerle dolu benliğim. Sonuçlar ne zaman çıkar acaba? 3 ya da 4 güne çıkar sonuçlarınız. Daha erken çıkma şansı yok mu? Maalesef. Anlıyorum. Ya 3-4 gün sıkarsın dişini artık. Vallahi bak göz açıp kapayana kadar geçer, inan bana. Haklısın. Sonunda her şeyin ortaya çıkmasına sayılı günler kaldı. Ya artık burada işimiz bittiyse gidelim mi? Teşekkürler, iyi günler. Rica ederim, iyi günler. Çok az kaldı. Her şeyi öğrenmeye çok az kaldı. Fidan. Bak, üzül diye söylemiyorum sana. Ama ne olursun büyük hayallere kapılma, tamam mı? Senin kocanla çocuğunun bir mezarı var. 5 yıl önce koydun sen onları o mezara. Yani o mezardakiler senin çocuğunla kocan değil mi Fidan? Buradan düşündün mü hiç? Yani eğer onlar senin çocuğunla kocan değilse kim onlar? Bilmiyorum Şenay. İnan ben artık hiçbir şey bilmiyorum. İnsan insana bu kadar mı benzer? Huyu, suyu aynı. Bu nasıl oluyor peki? Gelmiyor musun? Asya. Bak görüyor musun sen olanlara? Biz de onca masraf ettik, çiçek çikolata getirdik. Bu adam kim ki ya? Hayır anlamadım, bu ne samimiyet? El elde, isteme günü. Ama belliydi, vardı bunlarda bir haller. Dediydim ben size. Zerrin, dur sen de Allah aşkına. Bilip bilmeden. Adnan Bey, annem Ayşe. Memnun oldum. Aman efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız, nasıl oldunuz şimdi? Asya verdi haberinizi. Vallahi çok geçmiş olsun, Allah esirgemiş. Sağ olun. Asya Hanım olmasaydı kim bilir ne halde olurdum. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkür edilecek bir şey yok. Kim olsa aynısını yapardı. Ama siz böyle dışarıda kaldınız. İçeri buyurmaz mıydınız? Hep buralara kadar yorulmuşsunuzdur. Gelin içeri biraz dinlenin. Anneciğim, Adnan Bey yorgun. Hem hastaneden de yeni çıktı. Davetiniz için çok teşekkür ederim ama Asya Hanım doğru söylüyor. Eve gitsem daha iyi olacak. Belki başka zaman Ayşe Hanım, olur mu? Tabii efendim, ne demek. Size kapımız her zaman açık.
Mert! Mert! Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Tekrar geçmiş olsun. Mert! Ay, siz onun kusuruna bakmayın. Mert! Komşunun oğlu işte. Hiç önemli bir şey değil. Gerçekten merak etmeyin. Peki. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Her zaman bekleriz. Neyi bekliyoruz? Göreceğimizi gördük. Cevabımızı aldık. Hadi herkes evine. Görüyorsun değil mi onları? Sen yat kalk dua et de cevabını benim kapımdan içeri girmeden aldın. Sen bir karşıma geleydin görürdün o zaman cevabı. Hadi. Hadi gene ucuz yırttın. Tamam yavrum, tamam. Merak etme kızım. İner inmez ararım seni. Tamam, hadi öpüyorum. Hoşça kal. Nasılmış anneciğim? Her şey yolunda mıymış? Yolunda. Hayatından memnun. Buraya gelmek istemediğine göre. Vallahi anneciğim, Ece'nin bu hallerine çok üzülüyorum. Yani insan hiç mi özlemez ailesini canım? Vallahi ben onu bilmiyorum da, ben kızımı çok özlüyorum. Burnumda tütüyor. Keşke ben de sizinle gelebilsem Londra'ya. Ama nerede? O kadar çok işim var ki. Hele şu düğün işlerini bırakmam mümkün değil. Hem her şeyle tek başıma uğraşıyorum. Öyle değil mi? Neyse. Bizim bu Ece'nin hiç buraya gelmeye niyeti yok galiba. Aman anne. Ne yap ne et, Ece'yi buraya getir. Aa, hiç merak etme sen. Abisinin düğününü kaçırtırmayayım ben. Mutlaka getiririm. Yani sonuçta Ece ailesinden bu kadar korkmamalı. Sonuçta abisinin düğünü. Tabii. Aa, ne diyeceğim? Ya siz nikahtan sonra balayına Londra'ya gitseniz ha? Ne güzel olur Londra. Yani evet çok güzel olur. Ama bilmem ki toprak ne der. İster mi? Aa, ne diyecek canım? Ama istersen sen onun ağzını bir ara. Önce şu nikah işini bir atlatalım da şu gerginlik bitsin. Hem hemen balayına gideceğiz diye bir şart yok. Tabii. Hani siz bilirsiniz. Keriman Hanım, çantanızı hazırladım. Sağ ol, fazla bir şey koymasaydın. Çok kalmaya hiç niyetim yok. Sizin söyledikleriniz dışında bir şey koymadım. Tamam, çok sağ ol. Burak nerede? Ortalıkta gözükmüyor. Burak odasında oyuncaklarıyla oynuyor. Bakıcısı dönmedi mi hala? Gelmek üzeredir Aydan Hanım. Böyle rahatını da görmedim. Hay pes artık. Bana bak Halide. Ona söyle, ayağını denk alsın. Gözüm üzerinde. Öyle kafasına estiği gibi sokaklarda gezmek yok. Söylerim Aydan Hanım. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim. Yok. Bu kadına da iyice sinir olmaya başladım. Hayır yani anlamıyorum. Toprak bu kadına ne gördü de işe aldı? Aydancığım biraz sakin ol. Yani bunlar ufak tefek şeyler. Sen düğüne nikaha hazırlan. Haklısınız anneciğim. Neyse ben odama gideyim de bir hazırlanayım. İlk önce sizi havaalanına bırakırım. Oradan da şirkete geçerim. Önemli işlerim var. Tamam. Ben de toprağa bakayım o zaman. Bir gün her şeyi unutsan mesela, beni de unutur musun?
seni yine unutmam. Anne. Ah, kusura bakma oğlum. Uyandırdın mı? Uçak saati yaklaştı da gidiyordum. Hani gitmeden seni bir göreyim dedim. Tamam, ben bırakırım seni. Yok yok yok. Aydan bırakacak beni. Hayır anne, ben... Hayır yavrum, sen rahatına bak. Aydan götürecek beni. Şey diyorum. Siz nikahtan sonra ne yapacaksınız? Nasıl? Ya balayın diyorum. Nereye gideceksiniz? Bilmem. Ben Aydan'la hiç konuşmadım bunu. Ya diyorum ki şöyle bir İspanya'ya gitseniz ha. İspanya. Ne güzel olur. Tamam. Bunları sonra konuşacağız. O zaman ben gideyim. Bir isteğin var mı? Hayır yok. Peki. Ama dediğim gibi dinlen, tamam mı? Bugün hiç kalkma. İyi. Tamam o zaman ben gideyim. Hoşça kal. Varınca haber veririm. Tamam? Anne. Kardeşime çok selam söyle. Söylerim tabii. Söylerim. Her ne kadar onu hatırlayamasam da. Ay üzme kendini. Geçecek bu günler. Anneciğim, siz mi buradaydınız? Ben de toprağa dışarı çıkacağımıza haber vermek için gelmiştim. Hayatım, nasılsın bugün? İyiyim, sağ ol. Ben annemi havaalanına bırakacağım. Oradan da holdinge geçerim. Çok geç kalmayacağım, merak etme. Tamam. Oğlum, ben yokken Aydan'a emanetsin. Ben de ona. Canlarım benim. Çıkalım mı anneciğim? Tamam. Hadi görüşürüz. Alo. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Yarın müsaitseniz görüşebilir miyiz? Toprak Bey, her şey yolunda mı? Yolunda, merak etmeyin. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece aklıma takılan bir şeyler var da sizinle görüşmek istiyorum. Geçmişinizle ilgili bir şeyler mi hatırlamaya başladınız yoksa? Yani bilmiyorum tam olarak. Bilmiyorum yani... Parça parça görüntüler var. Tam olarak anlayamıyorum. Belki de sizinle görüşmem gerektiğini düşündüm. Anlıyorum sizi. Yarın yanınızda olacağım. Siz paniğe kapılmayın yeter. Bunlar beklediğimiz durumlar. Peki tamam. O zaman yarın görüşürüz. Asya, Adnan kim? Ya o adam senin elini tutuyordu, Asya elini. Mert, yemin ederim sana gördüğün gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim sana. O adam... Mert, sakin ol. Mert, sakin ol. Mert, beni bir dinle. Bırak gitsin kızım. Şimdi onun öfkeden kimseyi duyacak hali yok. Bu halde konuşmanın ne sana ne ona bir faydası var. Yaşar amca, yemin ederim sandığı gibi değil. Her şeyin bir açıklaması var. Biliyorum kızım. Hadi şimdi sen evine git. Onun öfkesi biraz durulsun. Sen de sakinleş. Sonra oturur konuşursunuz. Her şeyi çözersiniz.
hissedebiliyorum. Kalbimin en derininde bir yerde senin Necat olduğunu biliyorum. Aklım durumumu söylese de kalbim... kalbim gerçeği biliyor. Geldim valla. Burak seni sayıklayıp duruyor. Geldim, geldim. Şimdi çıkarım ben onun yanına. Benim bir sürü işim var halletmem gereken. Onları halledeyim hemen. Çok sağ ol Seher. Burak sizi soruyordu. Gerçi siz söylediniz ama işte çocuk. Merak etti. İşlerinizi halledebildiniz mi? Ben işlerim evet halledebildim, çok sağ ol. Yani öyle ani bir şekilde izin isteyince önemli bir şey olmalı. Her şey yolunda durmalı. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Siz merak etmeyin, ben şimdi Burak'ın yanına çıkıp onunla ilgilenirim. O odasında değil mi? Evet, odasında. Burak için. Evet. Ona sürpriz yapacağıma söz vermiştim. Mutlu olacak. İşte sonra bizim deli kız da koştu bunun peşinde. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence nafile. Bu iş olmaz. Vallahi körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. İstesen böyle denk getiremezsin. Oo, Mert'te bu kıskançlık varken Asya'nın işi zor Ayşe. Ya hem de ne zor. Neyse, Mert de bırakır artık bu işin peşini. Bu musibetten de kurtuldum. Allah, dualarım kabul oldu. Yoksa gidiyordu gül gibi kızım. Neyse, tamam canım. Bir gün bize de bekleriz, tamam mı? Hadi, hadi kolay gelsin sana. Hoşça kal. Asya. Kızım. Kızım ne oldu? Ne konuştunuz Mert'le? Ne konuşması anne? Dinlemedi bile beni. Bak kızım, yukarıda Allah var. Yani üzülmedin mi desen? Üzüldüm. Ama sen de anla artık be yavrum. Adam kıskancın teki. Daha bugünden böyle yarın anne, lütfen. Başım çok ağrıyor. Kızım, bu çocuk delinin teki. Ne yapacağı belli bile değil. Hem daha sizin cicim aylarınız. Evlendiğinizde de sana böyle aşkla meşkle mi yaklaşacak zannediyorsun? Hem duymadın mı? Daha iki gün önce... Anne! Sen Mert'i tanımıyor musun? Neden bahsediyorsun böyle ya? Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diyorum sana. Bak kızım, bu adam sana hayatı zindan edecek. Görmüyor musun olanları? Ha? Düşün bakalım, haksız mıyım? Haksızsın anne. Ya ben bu olanları Mert'e nasıl anlatacağım? Nasıl açıklayacağım? Ah be güzel kızım. Ah be yavrum. Değer mi hiç böyle üzülmene? Okumuşsun, mesleğini eline almışsın. Bırak artık şu Mert'i. Anne yeter. Sırası değil. Hem de hiç.
Zeyrin teyze. Osman sen gir, ben de geliyorum şimdi, hadi. Hoş geldin güzel kızım. Vallahi hiç hoş gelmedim Zeyrin teyze. Aa, senin halin hal değil. Yoksa hasta mı oldun sen? Her şeyi gördüm Zeyrin teyze. Çiçeğinizi almışsınız, çikolatanızı almışsınız. Kız istemeye gidiyorsunuz galiba, ben size engel olmayayım. Kızım, vallahi bak olaylar hiç bildiğin gibi değil ha. Bana neden yalan söyledin? Kızım bir anlatmama izin ver. Bak biliyorum, sen beni gelinin olarak görüyorsun. Gelinin olarak seviyorsun, istiyorsun biliyorum. Ama sen de beni biliyorsun. Ben çocukluğumdan beri Mert'i seviyorum ya. Ben şuradan her gün Mert'in geçişini gözlüyorum. Bana bir bakışıyla mutlu oluyorum. İş madem buraya kadar geldi, sen neden bana söylemedin? Kızım unut, Mert'i unut, kalbine göm. Neden söylemedin bana? Ben de yoluma bakardım. Güzel kızım. Beni çok kırdın Zerrin teyze, çok. Sen hiç üzülme, hiç tasalanma kızım. Ben bu işi olduracağım. Mert de senin aranı yapacağım. Görürsün bak. Nasılsın Halide teyze? Hoş geldin kızım. Ne yaptın, halledebildin mi işlerini? Hallettim, hallettim. Burak için mi? Acıkmıştır aslan parçası. Acıktı artık. Geldiğinden beri adını dilinden hiç düşürmüyor. Biliyor musun, benim de hiç aklımdan çıkmıyor Burak. Neyse götüreyim bunu artık. Ellerine sağlık. Sağ ol kızım. Kadere karşı gelinir mi? Her şey olacağına varacak oğlum. O yaydan çıktı bir kere. Ne olursa olsun onlar birbirlerine aitler. Ve biz ne yaparsak yapalım, gerçek ortaya çıkacak. Adam kodamana benziyor. Sen asıl mevzuyu kaçırıyorsun. Ha sen Asya'yı diyorsun. Mahalleye döneli iki gün olmadı. Delikanlı kesildi Mert Efendi. Ama ne oldu? Sevgilisi onun bunun arabasıyla dolanıyor. Meğer delikanlı değilmiş Mert Efendi. Ayıp be ayıp. Asya bizim mahallenin kızı değil mi? Bilip bilmeden atıp tutmak yakışıyor mu size? Bunların soyu bozuk Yaşar Usta. Bunun ablası Fidan da Ercan'a kaçmadı mı? Bunlar ailecek yollu. Arhaya kalmamış sende. Sen asıl savunduğun adamlara bak Yaşar Usta. Bu mahallenin namusu bizden sorulur. Herkes ayağını denk alacak. Bana bakın. Asya'da, Fidan'da sahipsiz değil. Onların namusunu korumak size mi kaldı ha? Onların arkasında kapı gibi Mert var Mert. Hem o Ercan dediğiniz de suyu kaynadı. Yakında polisler onu yakalar. Dikkat edin de siz de aynı yolun yolcusu olmayın. Bu moruk da çok oluyor da ama neyse, yaşını hürmet ediyoruz. Ne bakıyorsun abla? Hadi sen de işine. Giy bakalım yavru aslan, işime. Üzülüm ya. Ha, giy bakalım yavru aslan, işime. Sapı kolunda. Aferin sana. Gel. Üşürsem bu yavru aslan gibi hasta oluruz. Sana taze portakal suyu sıktım Burak'cığım. Serinmiş burası. Aa, kiminmiş o yavru aslan bakayım? Benim. Öyle mi? Hepsini içersem çok güçlü olurum. Evet, hem de çok çok güçlü olursun. Annem nerede Halide teyze? Annenin işleri varmış, çalışmaya gitti yavrum. Babaannem hiç gelmeyecek değil mi? Aa, hiç olur mu öyle şey? Babaannen Ece halını almaya gitti. Onu alıp hemen dönecek. Hem nikah var ya hani, işte ona yetişecekler. Ben mutfaktaki işlerime döneyim.
test sonucu benim düşündüğüm gibi çıkarsa? Test de Fide abla. Ama bırak çimiş, bir şey yemedin. Oyun oynayamayacağız seninle bu gidişle. Saklambaç oynayalım mı? Ama nasıl anlaşmıştık biz? Bu sabah bitecek. Aynen öyle. Aç bakalım. Oh. Ekşi miymiş? Hı hı. Onca şeyden sonra sen niye bu kadar mutlusun? Asya kızımı... Asya masya, unut artık sen onu. Öyle biri yok hayatımızda. Bitti o iş. O ne demek şimdi? Nasıl ne demek? Mert asla affetmez artık o kızı. Baksana, daha dün bir bugün iki zengin adamı taktı koluna. Tövbe estağfurullah. Asya öyle bir kızımız derin. Adam kimmiş, neciymiş bilmiyoruz. Hele bir dur. Bir kızı dinleyelim. Ne dinleyeceğim onu be? Mert'in yolunda bir çakıl taşıydı. Yedi tekmeyi, Mert'imin yolu açıldı. Artık Selma ile Mert arasında hiçbir engel yok. Söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Nasıl olacak o iş? Mert ve Asya birbirlerini bu kadar çok severken... senin ettiğin de laf. Sen öyle san. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen işime karışma yeter. Bak bakalım ondan sonra kim kimi seviyormuş. Nasıl yaparsın bunu bize Asya? Nasıl? Gir. Toprak Bey, Yasin Bey geldi. Toprak Bey. Gelin lütfen. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir şey alır mısınız? Çok sağ olun, almayayım. Evet, siz gelmeden ben birkaç dosya inceledim. Çok güzel. Umarım sizin için verimli olmuştur. Evet, evet oldu. Hem de bayağı bir oldu. Şirketin giderleriyle alakalı gözüme takılan bir şey var. Bunların notlarını aldım. Sizinle detaylı bir şekilde konuşurum. Tabii efendim. Evde oturmaktan bunaldım biraz. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Ah, kusura bakmayın efendim, sormayı unuttum. Şimdi daha iyisiniz değil mi?
Evet, toparlanma süreci. Ah, güzel. Efendim, bunlar da son bir yılın finansal giderleri. Alım, satım ve anlaşmalar yani. Sarı dosyada çalışanların maaşlarıyla ve diğer giderler. Şu dosyada ise holdingin genel işleyişi hususunda gerekli tüm bilgiler mevcut. O efendim geçen ay yapılan bir anlaşma. Holding için gerçekten karlı bir anlaşma oldu. Ve ayrıca Aydan Hanım'ın payı bunda epey büyük. Efendim? Toprakçığım, işlerim uzadıkça uzadı ya. Kusura bakma. Düğün organizasyonuyla ilgili bir sorunla boğuşuyorum da. Ama işler biter bitmez sen ve oğlumun yanında olacağım. Tamam, kolay gelsin sana o zaman. Burak nasıl sevgilim? Burak iyi. Fidan Hanım onunla ilgileniyor. Merak etme sen. Bir sorun olmamasına sevindim. Şimdi kapatıyorum aşkım. Yemeğe yetişemeyeceğim, siz yiyin. İşler biter bitmez hemen geleceğim. Peki. Yasin Bey. Efendim. Şurayı bir açıklar mısınız bana? Hemen efendim. Şenay, aldığım nefes yetmiyor. Boğulacak gibi oluyorum. Aynı çatı altındayız ama iki yabancıyız. Ve yüzüne bakamıyorum bile. Nasıl sabredeceğim bilmiyorum. Sıkışıp kaldım. Tamam, bir sakin ol. Anlıyorum seni. Bak, yaşadıkların çok zor. Bak, sonuç geldiğinde her şey ortaya çıkacak. DNA sonucu ne olursa olsun tutmalısın kendini, tamam mı? Haklısın, kendime hakim olmam lazım. Ama nikah çok az kaldı. Nikahtan önce test sonucunu öğrenmem gerekiyor. Ya Allah. Akşam yemeğini ne zaman yiyeceğiz? Şenay, benim Burak'la ilgilenmem lazım şimdi. Tamam güzelim. Ama sen sakin olmaya çalış, olur mu? Tamam canım. Çok mu acıktın sen bakalım? Çok acıktım. Hadi o zaman gidip Halide teyzen bize neler pişirmiş bakalım ha? Tamam. Hadi. Gel bakalım. Burak, kokuları alıyor musun? Halide teyzen enfes şeyler pişirmiş bize. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ama sen neden tek başınasın burada? Afiyet olsun Toprak Bey. Sağ olun. Biz de yemeğimizi babamla burada yiyelim mi Fide abla? Olur, ben aşağıya inip senin yemeğini getireyim o zaman. Olmaz. Sen de burada ye. Burak'cığım, sen babanla burada yesen, ben mutfakta yemeğimi yesem olmaz mı? Olmaz. Sen de bizimle. Lütfen Fide abla. İsterim bak. Bu sefer Burak'ın ne diyorsun? Kırmayalım lütfen. Ben... Sen gelmezsen ben de yemem. Peki madem. Gel bakalım. Baba, sen biliyor musun? Ben kocaman kuleler yapıyorum. Öyle mi? Bir gün birlikte yapalım o zaman. İster misin? Olur. Sen büyüyünce ne olacaksın bakalım? Hı? Kule yapmayı çok sevdiğine göre mimar olacaksın. Öyle mi?
Bilmem ki. Belki alırım. Şey, ben Halide teyzeye gidip yemeği burada yiyeceğimizi söyleyeyim. Bak görüyor musun? Telefonlara da cevap vermiyor. Nerede bu çocuk? Ya bir sakin ol. Hemen vesveseler mi? Delikanlı adam. Ha bak, geldi işte. Neredesin oğlum? Telefonlarımı da açmıyorsun. Aklım çıktı ya. Hiç anneni düşünmesen. Geldim işte anne. Mert oğlum, gel şöyle bir dertleşelim seninle. Dertleşecek bir şey yok Osman baba. Hemen kötü uyuyorum evladım. Biliyorum canın yanıyor ama bir konuşsan Asya kızımla. Konuşacak ne kaldı Osman? Bizim ne o kızla ne de anasıyla konuşacak hiçbir şeyimiz yok artık. Bitti o iş. Hem sen ne karışıyorsun işimize? O nasıl söz anne? Osman baba da benim büyüğüm değil mi? O niye karışmayacak? Aman iyi be, bir şey demedik. Ama zehrin dediydi dersiniz. O kızın gözü yükseklerde. Seni küçük görüyor. Tabii okumuş tahsilli kız ya. Niye sana baksın ki? Ne eksiği var Mert'in? Mesleğini eline almış. Evelallah taşı sıksa suyunu çıkartır. Benim oğlum aslan gibi de o kızın mayası bozuk. Bak oğlum, olmaz bu iş. Ben sana ne dedim? Yarın bir gün dengini bulur, seni bırakır demedim mi? Dedim. Bak, hasbam daha ilk günden lüks arabalarla geliyor eve. Sen de ateşe körük de gidiyorsun Zerrin. Zaten çocuğun canı sıkkın. Ah sen var ya sen. Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Sen karıştırıyorsun ortalığı. Ya bitmiş gitmiş iş. Konuşsa ne fayda? Olan oldu. Sana kalsa ooo Asya Hanım'ın kapısının önünde yatacak Mert. Yok öyle yağma Osman Bey. Yedirtmem ben oğlumu. Toprak Bey, bundan alır mısınız? Olur. Sağ olun. Oh, çok affedersiniz. Önemli değil. Toprak Bey, ben hallederim. Ben hallederim. Bırakın. Bitti bile. Hadi kızım. Kalk beraber yemek yiyelim ha. Hazırladım sofrayı. Ben aç değilim. Sen ye.
Harap ettin kendini be yavrum. Hadi kalk elini yüzünü yıka. İki lokma bir şey ye, kendine gel. Hadi benim güzel kızım, hadi. Aç değilim dedim anne. Ne desem bilmiyorum ki. Değer mi hiç şu akıttığın gözyaşlarına ha? Yarın öbür gün anam dediydi dersin de. İşte o zaman da iş işten geçmiş olacak. Anne beni rahat bırak. Peki Asya. Nasıl istiyorsan öyle yap kızım. Peki. Bir abla. Ben mimar olayım mı? Neden olmasın? Kocaman, çok güzel evler yaparsın. Yaparım değil mi baba? Yaparsın tabii oğlum. Buyurun. Siz buyurun lütfen. Lütfen. Kader ortak yazıldıysa eğer, dağ olsa duramaz. O kadar ayırmaya çalıştılar. Ama bak, yine buldunuz birbirinizi. Allah'ım, Allah'ım sen beni affet. Ben de bu günaha ortak oldum. Halide teyze ben alayım. Anne, ben iki tabak yiyebilir miyim? Ay, bir daha ona diyecektim. Anne dedim. Olmaz bir tane. Çünkü çok tatlı yiyen yavru aslanların dişleri çürür. Bir tane yeter, anlaştık mı? Orman o kadar büyükmüş ki çocuk bir an için çok korkmuş. Peki korkun gelmiş çocuk? Gözlerini kapatıp yolunu bulabilmek için annesinden yardım istemiş. Ama annesi nasıl duysun onu? Annesi çok uzakta. Çocuk annesinin çok uzakta olduğunu biliyormuş. Ama onu duyamasa da sıcaklığını kalbinde hissediyormuş. Annesi onu duymasa da anlayabilirmiş. Görmese de ona yardım edebilirmiş. Çocuk gözlerini açtığında o kocaman ve karanlık ormandan nasıl çıkacağını bulmuş. Neşat, sen misin?
sen değilsen... kalbimden gelen sesi neden susturamıyorum? Sabret yüreğim. Gerçekleri öğrenmene çok az kaldı. Toprak Bey, iyi misiniz? Ben size bir su getireyim. Hayır. İyiyim. Kim? Daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Sanki bana anlatılanlar... benim hayatım değil. Sen misin gerçekten? Necat'ımın karşımdaki sen misin gerçekten? Benden bir isteğiniz yoksa? Hayır, yok. Geçmişi kim neden saklasın? Eğer sen Necat'san... ben kalbimin yarısı diye kimi mezara koydum? Sen işlerini halledebildin mi? Hallettim, hallettim hayatım. Yani öyle kolay olmadı ama. Sen iyi misin? Ben yokken bir şey mi oldu? Yok, iyiyim. Merak etme. Peki hayatım. Alo. Günaydın. Ha, öyle mi? Anladım. Ben birazdan sizin yanınıza uğrayacağım, yüzle konuşuruz detayları. Hı hı. Tamam, peki iyi günler. Şu düğün organizasyonları. Malum her şey mükemmel olsun istiyorum. Zor oluyor. Ben bir Burak'a bakıp çıkacağım.
Mert. Mert. Efendim Mustafa. Bak evlat, kulaklarını aç, söyleyeceklerimi iyi dinle. Gönül dediğimiz şey bize aklımızdan daha yakındır. Akıl oyun oynar insana. Evirir, çevirir, olmayanı olmuş gibi gösterir. Ama gönül öyle değildir. O hep gerçeği söyler. Hiç şaşmaz. Bana öyle geliyor ki sen gönlünün sesini duymaz oldun. Sen sevdiğin kızı tanımıyor musun? Siz birlikte büyüdünüz. Yediniz, içtiniz, birlikte her zoru göğüslediniz. Şimdi Asya'ya haksızlık etmek yakışıyor mu sana? Öyle de usta. Öylesi yok. En azından bir kez olsun dinlemelisin. O anlatsın, sen dinle. Ne kaybedersin? Sen bu kızı sevmiyor musun? O nasıl söz usta? Ben Aslı için canım bile veririm biliyorsun. Ya canını verme. Söz hakkı ver yeter. Şimdi Aslı'yı arayacağım. Her zaman gittiğiniz çay bahçesinde buluşup konuşacaksınız. Bu meseleyi halletmeden de yanıma gelmeyeceksin. Anlaştık mı? Öyle ama ustam olmaz. Aması yok. Sen ustana karşı mı geliyorsun? Asya sen hala yatakta mısın? Hadi kalk. İşe geç kalacaksın. Adnan Bey izin verdi bugün. Ha, Adnan Bey izin verdiyse tamam o zaman. Ama yine de kalk be kızım. Hadi gel beraber bir şeyler yiyelim ha. Bak dün gece de hiçbir şey yemedin. Hadi benim güzel kızım hadi. Anne ya Mert beni hiç affetmezse? Aman yavrum bak bunlar hiç aç açına konuşulacak şeyler mi ha? Hadi. Hadi kalk benim güzel kızım. Hadi kalk. Ah be yavrum. Şu gözlerinin haline bak. Balon gibi olmuş. Sabaha kadar ağlanır mı hiç? Mert soruyor. Yaşar ustaymış. Asya kızım nasılsın? Bildiğin gibiyim Yaşar amca. Bak güzel kızım. Ben Mert'le konuştum. Buluşun, konuşun. Bu işi tatlılıkla halledin, olur mu? Gerçekten mi? Mert kabul etti mi benimle konuşmayı? Her zaman buluştuğunuz çay bahçesinde seni bekleyecek. Tamam mı kızım? Tamam. Ben hemen hazırlanıp çıkıyorum. Çok sağ ol Yaşar amca. Bana bak Asya. Gidemezsin o zibidinin yanına. Dünden beri ne anlatıyorum ben sana? Anne, hazırlanmam lazım benim. Ya kime diyorum ben? Sen dün arayıp da hastanede olduğunu haber vermedin mi bu çocuğa? Dün atar yapıyor, bugün hadi gel barışalım. Oh ne âlâ. Olmaz öyle şey. Sen adamın hayatını kurtarıyorsun, Mert Efendi hala triplerde. Ya dün Zerrin teyze açtı telefonumu. Mert benim hastanede olduğumu bilmiyor. Zerrin teyze söylememiş herhalde. Ama ben bugün anlatınca anlayacak hepsini. Yeniden eskisi gibi olacağız. Anne oyalama beni. Hadi. İyi be. Ne halim varsa gör. Bu elbiseyi bana Mert almıştı. Hediye ettiği kolyeyle çok güzel olacak. Kolyem? Bir tepeden denize bakıyorum. Hava çok güzel. Kendimi rüyamda çok iyi hissediyorum. Tekrar tekrar bu rüyayı görüyorum. Sürekli. Büyük bir deniz feneri var. Sonra arkası dönük bir kadın. Benim elimden tutuyor.
onu takip etmeni istiyor. Tam kadın arkasını dönüp onu göreceğim sırada uyanıyorum. Geç oldu, artık eve gidelim mi? Tamam. Ama önce güzel yüzünü göreyim. Çok güzelsin. Bahsettiğin yeri biliyorum. Bizim yerimiz orası. Bizim yerimiz. Gel hadi dünya.